arkadaşlar, Ateş Farkılmaz sezonuna hoş geldiniz. Bugün sizlere Hipnoz markanın elimde bulunan mavi lensleriyle gri lensleri böyle karşılaştırma videosu yapacağım. Sizler çünkü bu karşılaştırma videolarını çok ama çok seviyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum, çok konuştum. Hemen lens incelemelerine geçiyorum. Arkadaşlar şimdi gözlerimde şu anda bu taraftaki gözümde bana göre sağ olan gözümde Hollywood Baby Blue isimli lens var. Sol gözümde de Aurora Ida FX Eyes ya da yine Hipnoz markanın diyebiliriz. Ida isimli lensi var. Şöyle yakına geliyorum. Evet, damarları görüyorsunuz arkadaşlar. Ida'da böyle insan gözüne benzeyen çok değişik damarlar yapmışlar. Şimdi benim şahsi fikrim, şu uzaklıktan baktığım zaman ikisinin rengi de bayağı benziyor görüyorsunuz. Ama bu lens daha güzel. Hollywood Baby Blue'yu daha çok beğendim. Ama benim kendi şahsi fikrim. Tabii sizin fikriniz başka olabilir. Şimdi böyle yaklaştığım zaman da Hollywood Baby Blue'nun ortadaki boşluğu daha dar arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla 3.8 olması gerekiyor Hollywood Baby Blue'larda. 3.5 olduğu zaman görüş açınızı lensler etkileyebiliyor. Hani bana diyorsunuz ya net göremiyoruz, flu görüyoruz ya da tünel etkisiyle görüyoruz. Hollywood Baby Blue'da bunu çok hissetmiyorsunuz. Şöyle bir bakayım. Yani iki lensin de bakış açısında yani görüntü kalitesinde bir fark yok. Sadece Hollywood Baby Blue'da, Hollywood Baby Blue'da biraz daha dar olduğu için ışık yani gelen ışığı çok az hafif kısılmış gibi hissediyor gözüm. Yani bunu çıkardıktan sonra anlıyorum. Çünkü taktığım zaman gözüm alışıyor. Öyle bir kısılma olup olmadığını anlayamıyorum. Çıkardığım zaman anlıyorum ki biraz kısılma var. Zaten birçok renkli lensle bunu yaşıyoruz. Ortası daha dar olduğu için çok çok hafif bunu hissedebilirsiniz. Ama kesinlikle ve kesinlikle flu görmüyorum arkadaşlar. Hiçbir zaman Hipnoz'un lenslerini flu görme yaşamadım. Onu söyleyebilirim. Şimdi Ida'nın ortası bu eğer 3.8 ise büyük ihtimalle bu da 4 milimdir diye düşünüyorum. Çünkü çok az fark var aralarında görüyorsunuz. Yani buradan gerçek gözüm biraz daha gözüküyor. Ida'nın rengine baktığım zaman biraz daha keskin, net bir boyama tekniğine sahip. Lens daha belirgin ama Hollywood Baby Blue'da daha bulanık lensin rengi. Daha böyle insan gözüyle iç içe geçmiş gibi. O yüzden buradaki damarları göremiyorsunuz arkadaşlar. Yani şu uzaklıkta şöyle baktığım zaman karşınızda oturan insan Hollywood'daki o çizgileri görmüyor. Normalde çok yakından bakıldığında sanki Hollywood lensler çok çizgili gibi durur biliyorsunuz boyama tekniğinde. Ama gördüğüm kadarıyla öyle değilmiş. Yani karşılıklı oturduğumuz zaman bu daha bence doğal duruyor. Daha güzel duruyor. Ida da tabii ki güzel ama tabii bu sizin tercihinize kalmış. Böyle hani damarlı ve çizgili lens seviyorsanız kenarı daha koyu bir haresi var görüyorsunuz. Böyle bir lens seviyorsanız bu sizin için ideal. Bunda hare yok ama çok fazla geçiş olduğu için bakın hareli gibi duruyor. Yani değişik değişik renk geçişleri var bunda. Yine Ida'da da öyle aslında. Ida'da da bir sürü insan gözüne benzeyen çizgiler var. Ama şu açıdan bakıldığında renkleri birbirine çok benziyor gördüğünüz gibi. Şimdi Hollywood Baby Blue'yu bırakıyorum arkadaşlar gözümde. Buraya hangi lensi taksam? Star Blue'yu takacağım arkadaşlar. Aradaki farka bakalım. Ve şimdi de sol gözümde, sağ ve solu karıştırıyorum oraya bakınca. Sol gözümde Hipnoz markanın Star Blue isimli lensi var. Yine sağ gözümde Hollywood Baby Blue'yu bıraktım. Zaten bütün mavileri Hollywood Baby Blue'yla karşılaştıracağım arkadaşlar. Çünkü Hipnoz markanın en iddialı, en bilinen rengi Hollywood serisi biliyorsunuz mavilerde. O yüzden onu baz alarak yapacağız bu karşılaştırmayı. Şimdi her birini bir daha takıp çıkarırsam gözüm artık kalmayacak yerinde. Şimdi ne yalan söyleyeyim, benim favorim Hipnoz'da Star Blue arkadaşlar. Yani gerçekten benim en sevdiğim mavi lens Star Blue diyebilirim. Çünkü hem diyası benim gözüme çok güzel oturuyor gördüğünüz gibi. Hem de kendinden bir haresi var. Bu lens diğer markalarda Pixie Blue olarak geçiyor biliyorsunuz. Ya da bilmiyorsunuz. Pixie Blue olarak geçiyor. O çok beğendiğiniz Pixie Blue lenslerinde yalnız ortadaki boşluk çok küçüktür. Yani bu Hollywood Baby Blue'dan bile küçüktür. Maalesef biraz bulanma, sisli görme etkisi yaratıyor o lensler. Ama bu Star Blue'da bu yok. Çünkü ortasını biraz geniş yapmışlar. Böylelikle de görme problemi yaşamıyorsunuz. Bakın çok yakına geldiğim halde kendi gözünüz evet hafif alttan gözüküyor. Ama bu lenste boyama tekniği çok fazla kalın değil.
Lens asla kalın değil, onu söyleyeyim. Yoğun olduğu için gözünüzde bir gölge yapıyor. Yani güneş ışığını alsa bile gözünüz, göz bebeğiniz böyle küçücük olmuyor. Yine siyahmış gibi duruyor alttan gözünüz. Bakın görüyorsunuz, şu uzaklıktan mükemmel duruyor lens arkadaşlar. Bu arada ben çekimi hiçbir ışık kullanmaksızın sadece camdan gelen ışıkla çekiyorum. Şimdi hangisini takalım? Şimdi de bu gözüme Aurora Bodrum'u takayım arkadaşlar. Şimdi FX Eyes Hypnose Aurora Bodrum isimli lensi. Ve bu tarafta yine Hollywood Baby Blue isimli lens var arkadaşlar. Evet, Aurora Bodrum gördüğünüz gibi baya baya koyu bir mavi kaldı. Hollywood Baby Blue'ya göre, diğer mavilere göre de koyu kaldı. Biraz daha menekşenin lacivert tonlarıyla iç içe geçmiş bir renk arkadaşlar. Yine damarlar var lenste gördüğünüz gibi. Zaten bu seride çok özel yapılmış, insan gözüne benzeyen damarlar var. Haresi var lensin. Çap olarak da 14 arkadaşlar diyası. O yüzden de gözümü çok fazla büyütmedi ama tatlı bir efekt oluşturdu. Şimdi bu uzaklıktan baktığımız zaman bu daha tabii doğal, daha böyle gerçek gibi duruyor diyebilirim. Renkten dolayı aslında. Tabii bu çok iddialı kaldı onun yanında. Ama ben şahsen günlük hayatta bu lensi daha çok seviyorum. Aurora Bodrum'u çok kullanmadım. Bana yakışmıyor yani açıkçası. Benim ten rengime çok uyduğunu düşünmüyorum. Bence Aurora Bodrum daha çok makyaj yapan hanımlar için güzel. Bu arada Aurora Bodrum koyu renk durduğuna bakmayın. Güneş ışığında, gerçi şu anda da ışık var ama bu o kadar baskın bir mavi ki onun yanında koyu kaldı. İçinde açık renkler var arkadaşlar. Sadece tek bir renkten oluşmuyor. O yüzden de bazen gri gibi bir maviye bile dönebiliyor. Eğer gözleriniz çok koyuysa daha böyle mavi duruyor. Çünkü bu lensin aynısından ablamda da denedik. Onun gözleri daha koyu olduğu için onda daha böyle masmavi durdu lens. Benim gözüm biraz daha açık olduğu için biraz daha rengi de koyu duruyor. Yani çünkü göz renginiz açıldıkça lensin orijinal rengini vermesi de zorlaşmaya başlıyor. Ne kadar taban koyu olursa lensin kendi rengini vermesi de o kadar daha fazla oluyor, daha iyi oluyor. Şimdi orta boşluğuna bakıyoruz. Evet, Hollywood Baby Blue'nun orta boşluğuyla ikisi arasında fark var. Burası biraz daha geniş. Büyük ihtimalle 4.00 milim olabilir diye düşünüyorum ortadaki boşluk. Çünkü bu 3.8 diyebiliyorum. Ondan biraz daha büyük. Ama yine ortadaki boşluk gerçek gözünüzü çok fazla gösterecek derecede büyük değil. Bazı markalarda biliyorsunuz ki böyle sadece kenarları boyalı oluyor. Ortası devasa büyük. Güneş ışığına bir çıkıyoruz böyle bir ışığa. Alttan kahverengi gözler bize el sallıyor. O yüzden Hypnose markada, FX Eyes markada en güzel tarafı da orta boşluğunun daha dar olması. Şimdi bu lensi de çıkaralım. Natural Blue isimli Hypnose markanın lensini takalım. Onunla da bunu karşılaştıralım bakalım. Evet, şu anda da sol gözümde Hypnose markanın Natural Blue isimli lensi var arkadaşlar. Şöyle yakına geliyorum. Benim en çok sevdiğim lenslerimden biri bu. Yıllık olarak göndermişlerdi. Sadece zaten bana Star Blue'yu 3 aylık göndermişlerdi. Çok üzülüyorum çünkü ben o lensi çok seviyordum. Süresi de doldu arkadaşlar. Şimdi bunların daha süresi tabii dolmadı. Bu lense baktığımız zaman gözlerimizi asla büyütmüyor. Gerçek orijinal gözümüz neyse o gözle aynı büyüklükte oluyor. Şimdi Hollywood Baby Blue ile yan yana getirdiğim zaman sanki hiç renk yokmuş gibi durmaya başladı değil mi? Yani sanki hiç gözümde renk vermiyor gibi. Yeşili ağırlıklı arkadaşlar. Natural Blue'da, Hypnose Natural Blue'da yeşil renk ağırlıklıdır. Kenarları mavidir lensin. Ortaya doğru yeşil ve ela tonlarında 3 ayrı renk var. Bundaki gibi değil, bunda çok fazla renk var. Bayağı işlenmiş bir lens. Bu öyle değil. Bu daha düz, daha bildiğimiz birçok markada bu lensin aynısından bulabilirsiniz. Neden Hypnose markayı tercih etmek gerekiyor böyle bir durumda diye sorarsanız bana. Konfor açısından ve bir de bu tarz lenslerde genellikle ölü balık gözü gibi durur lensler. Hypnose markada öyle olmuyor. Şimdi ikisini aynı anda taksaydım anlardınız. Zaten öyle videolarım da var. Canlı ve güzel duruyor. Ve iç içe geçmiş duruyor gözle gördüğünüz gibi. Ben o yüzden Hypnose markanın düz renklerini çok beğeniyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, böyle el boyaması, ekstra hani yapılan boyalar falan var ya lenslerde şu anda.
Benim tercihim aslında günlük hayatta böyle daha düz renkler, daha doğal durduğunu düşünüyorum. Yani gözümü büyütmek istemiyorsam eğer, böyle çok fazla efektif olmasını istemiyorsam. Ama bir video çekimi, bir işte ne bileyim sosyal medyayla ilgili bir çekim, müzisyen olduğum için müzikle ilgili bir çekim olursa, TV programlarına da katılıyordum bu pandemiden önce. O zaman bu tarz Hollywood Baby Blue gibi, işte ne bileyim Aurora serisi gibi lensleri tercih ediyorum. Çünkü onlar fotoğraf ve video çekimlerinde tam istediğimiz o maviliği, canlılığı veriyor. Ama bu lensler öyle değil. Bunlar daha düz ve daha şeffaf olduğu için günlük hayatta özellikle işe gidiyorsanız, karşılıklı biriyle oturup sohbet edecekseniz, mavi yeşil arası böyle doğal bir lens istiyorsanız, adı gibi Natural Blue, çok natural bir lens. Konfor açısından da çok rahat. Orta boşluğu da görüyorsunuz. Acaba şeyden biraz daha geniş, evet kesinlikle Aurora serisinden sanki biraz daha geniş ama geçişlerinden dolayı yine gerçek gözünüz çok rahatsız etmiyor. Zaten renk çok fazla baskın olmadığı için gözünüzde çok fazla iç içe geçiyor, o yüzden de doğal duruyor gördüğünüz gibi. Lens zaten gözüm oturdukça daha da güzel durdu. Şimdi bu tarafa bir de şeyi takalım, Hipnoz Efsane 2'yi takalım. Sonra da Asos buraya takıp ikisini karşılaştıralım. Evet, şimdi de sol gözümde Hipnoz markanın Efsane 2 isimli lensi var. Efsane 2 ile 1 arasındaki fark diyalar arkadaşlar. Efsane 1'de diya çok daha büyük, o yüzden baya baya büyük duruyor. Çok tavsiye etmiyorum. Türkiye'deki insanların gözleri bildiğim kadarıyla iris tabakası o kadar geniş değil. Yurt dışına da satış yaptığı için firma, yurt dışındaki insanların gözleri biraz daha büyükmüş bizden. Tabii Türkiye'de de var büyük gözlü insanlar. Şimdi kim ne derse desin, benim en ama en favori lensim her zaman Efsane 2 olacak arkadaşlar. Mükemmel bir lens. Yani bunun verdiği efekti, bunun gözüme yaptığı canlılığı hiçbir lens yapmıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz Hollywood Baby Blue bile şu anda bunun yanında sönük kaldı. Yani bu kadar canlı, bu kadar baskın bir lens olmasına rağmen görüyorsunuz bunun yanında o maalesef sönük kalıyor. Şimdi Hipnoz Efsane lenslerinde 18 ayrı renk boyama tekniği kullanılmış. Kenarlarında koyu siyahlara benzeyen renkler var. İçinde gri tonlar var. Ortasında ela yeşil ya da bal tonu var. Gerçek göz geçişi yapması için. Tamamen gerçek insanlarda, yani gri yeşil mavi tonlarındaki bir göz aynen bu şekilde oluyor arkadaşlar. Birebir taklidini yapmışlar. Tek sorun, yani şunu söyleyebilirim. Hep diyorum, eğer iris tabakamızın içine takılmış olsaydı bu lens, yani korneayı açıp içine koyup kapatsalardı, heyecandan konuşamadım, bu lensin lens olduğunu kimse anlayamazdı. Mümkün değil, insan gözü gibi duracaktı. Maalesef lensler gözümüzün üstünde durduğu için bombe yapıyor. Yani hangi lens olursa olsun o bombeyi hissediyorsunuz. O yüzden tek problem çok yakından bakıldığında o bombeyi hissetmek. Ama onun dışında normal hayatta ben bu lensi ne zaman taksam, bakın hiç abartısız söylüyorum, hep ama hep iltifat alıyorum. Ve herkes bu lense gözlerin ne kadar değişik diyor. Hani lens mi diye soruyor. Evet lens diyorum ama hiç böyle bir lens görmedik diyorlar. Bunu da çok çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Ama her göz şekline uyar mı? Uymayabilir. Gözleriniz büyükse, çıkıksa, biraz öne doğru pörtlek dediğimiz, tabir ettiğimiz, yani büyük gözlüyseniz tavsiye etmiyorum. Çünkü lens zaten baskın bir lens. O yüzden gözlerinizi daha da öne atacaktır. Benim gibi küçük gözlü ve içe gömük gözler için en ideal lens diyebilirim arkadaşlar. Şimdi Hollywood Baby Blue'yu çıkaralım. Yanına da Asos'u takıp ikisinin, iki gri lensin son olarak şeyine bakalım. Karşılaştırmasına bakalım. Ve gözlerimde şu anda sağ gözümde Aurora Asos. FXIS Hipnoz'un Aurora Asos. Burada da yine Efsane 2 lensim var arkadaşlar. İkisi birbirine benzediği için karşılaştırma yapmak istedim. Şimdi deminden beri Efsane 2'ye bayıldığımı söyledim. Ben de ilk defa ikisini aynı anda takıyorum bu arada arkadaşlar. Bu videoda ilk defa yan yana görüyorum. Saçım başım da bugün darmadağınık, artık öyle kabul edin beni. Evlere kapatılmış durumda olduğumuz için kendimize de bakmıyoruz. Yalnız Asos'un rengi çok güzelmiş. Kesinlikle. Asos'un rengine bayıldım arkadaşlar. Ama yine de tabii benim galiba favorim Efsane 2. Ondaki o yeşillik, mavilik ton geçişlerini çok seviyorum. Ama Asos'un da içindeki o damarlar, o duruş, gözüme verdiği efekt. Bir de zaten kendi göz
büyüklüğümle daha uyum sağlıyor. Bu çok büyütüyor gözlerimi. Bu o kadar büyütmedi. O yüzden çok güzelmiş. Ama açık bir renk arkadaşlar. Yani Asos gerçekten açık bir gri. Maviye de dönüyor böyle. Yeşile çok dönüyor mu? Dönmüyor bence. Yani sarı ışıkta belki yeşile dönebilir. Ama gün ışığında, beyaz ışıklarda mavimsi bir gri duruyor. Ama içerisindeki o damarları çok güzel yapmışlar. Haresini çok seviyorum. Ben Aurora serisinde şu ana kadar en beğendiğim Asos oldu arkadaşlar. Tamam, iddialı, çok açık bir renk. İnsanlar lens olduğunu da algılayabilir. Zaten anlaşılmayan bir lens yok. O yüzden verdiği ben efekte daha çok dikkat ediyorum lenslerde. İnsan gözü gibi canlı ve parlak durduğu için çok seviyorum Asos'u. Ama Efsane 2 de çok güzel arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yani gittikçe zaten Hipnoz marka çıtayı o kadar yükseltiyor ki her yeni gelen ürün, tam buna aşık olmuşken, bayılmışken bir ürün geliyor. O daha güzel oluyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Ama böyle olması çok güzel. Hatta ve hatta çok daha güzel ürünler gelecek. Ben size söyleyeyim. Bakın, bunlardan bile çok daha güzelleri gelecek. Onu söyleyebilirim. Hepinizi çok seviyorum, öpüyorum. Görüşmek üzere diyorum.